Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Sivas Spor kariyeri videosuyla sizlerle birlikteyim. En son burada Ocak ayına girişte bırakmıştık. Transfer dönemi açılmıştı ve gelen oyuncular giden oyuncular olacak. En son hatta şöyle göstereyim hemen. Transfer merkezinden bakalım. Gelen teklifler vardı ve bizim istediğimiz oyuncular da vardı ama tabii ki şu an paramız yok. O yüzden teklif yapamıyoruz. Hemen şöyle bakalım. Gelen teklifler Kayode'ye 4,5 milyon ve de 4 milyon 700 bin euro geldi ama biliyorsunuz ya Kayode'yi hiçbir şekilde satmıyoruz. Şöyle dediğim de dur geçen evet geçen sefer gibi olmasın şöyle. Tamam hepsini reddettik değil mi? Geçen şey yapmıştık ya video sonunda. Yanlışlıkla kabul etmiştik. Evet biliyorsunuz geçen bölümün sonunda aynı şekilde Faysal Fajr'a 6 milyon euro bir teklif geldi ve 32 yaşında artık yavaştan böyle düşmeye başlayacak. İşte 75'e 74'e falan gerileyecek 33 yaşından sonra. Hem zaten MO yani ofansif orta sahada değil. Hani yanlış yerde oynuyor şu anda. Oraya ya bir oyuncu alacağız ya da şimdilik işte Faysal Fajr falan şey Faysal Fajr diyorum. Xavi Simons falan oynar. Bakalım biz bir 6 milyon euroya Leeds United'a satıyoruz kendisini. Ara döneme kadar çok güzel getirdi. Gerçekten hani gol anlamında pas yolları anlamında güzel işler yaptı. Kaptandı zaten ama artık ya 6 milyon euro bulmuşken satmak tabii ki mantıklı. 6 milyon euroya sattık onu. Hatta bu arada aklıma şimdi geldi. Faysal Fajr'ı sattıktan sonra çift forvet dönelim mi? Kayode ve Ricky J. Jones. Bence çok güzel olur. Ben bunu bir deneyeyim. Hatta şöyle ya da dur şöyle olsun. Direkt buradan değiştirdim. 4-4-2 bir yapsak şunu. Ya da şöyle ne bileyim. Bu kanatsız bir tık sıkıntı olabilir. Rölanti nasıl? Yok çift defansif orta saha değil de bu güzel ya. Abi bu iyi. Sanki bize daha çok gidecekmiş gibi geliyor. Alasan Yusuf eksi bir oynuyor ama yapacak bir şey yok. Ne oynasın. Faysal Fajr yine de buraya da Ricky J. Jones gelsin tabii ki. Bir de yedek santrafor. Sen alalım abi. Aynen. Faysal Fajr 6 milyon euroya gittikten sonra takımımız bu şekilde olsun. Bence o açığı güzel kapattık böyle. Şu talimatlar sıfırlandı mı? Evet. Faysal Fajr var. Kone, Kayode. He, şurayı bir düzenleyelim. Evet yedek kadromuz bayağı eski şu anda. Şurayı bir düzeltelim. Burada 4-2-3-1 mi daha mantıklı yoksa 4-4-2 bir buraya da koyalım bakalım. Şimdi Kone ve Kayode değil de buraya Kone ve Jorge Felix gelsin. Taylan yerine bir orta sağlayalım buraya. Xavi Simons oynasın. Sağ kanat işte yok. Kemal Önder gelsin buraya. Claudemir evet. Claudemir oynayacaktı doğru. Claudemir burada kalacak. Sağ kanada işte kim gelsin abi? Dembele ikisi birden götürebilir mi? Sanki götüremez gibi ama. Dur bakalım. Böyle kalsın bir. Bakarız duruma göre. Robin Yalçın ve Kamara değil. Tamam Kamara olsun. Ampadu biraz dinlensin orada. Ya da Ampadu götürür biraz. Orada kalsın. Bir şey okumuştu bu kalsın yine. Şey Hayrettin diyeceğim geliyor. Nurettin mi neydi öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlıyorum şu anda. Uğur Çiftçi yerine sol bek yok. Sol bek. Bir tane sağ kanat lazım. Dur bakalım. Şimdi bu şekilde bir ilerleyelim. Yedek kadromuzu da ayarladık. Evet yedek kadromuzun da talimatlarını verdik. Yedek kadroda şu anda sol bek eksik. Bir tane stoper eksik. Bir de sağ kanat eksik. Yani yedek olarak oraya böyle ya genç takımdan ya da işte çok ufak fiyatlar alabiliriz de. Bir bakalım. Şimdi öncelikle bu bölümümüzde Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nın kaçıncı çeyrek finali miydi? Son 16 mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Onu oynayacağız. Hatta iki maçı üst üste yapacağız onlarla ama tabii çok zor olacak. Ondan sonra Trabzonspor, ondan sonra da Kayserispor var. Bu arada kamerayı da şöyle yaptım. Mikrofonu göstermiyor. Bunu yavaş yavaş yerine oturacak. Kitaplık falan geldikten sonra daha da güzel olacak. Yavaş yavaş abi, bir anda olmuyor. Onları yavaş yavaş yapmak lazım. Of, Arsenal gördüm yine moralim bozuldu ya. Dur bakalım. Ha bu arada şey gösterecektim. Tamam. 4 maç yapacağız ya bu bölüm. Transfer dönemi kapanmıyor. Birini alabiliriz yani. Hani şu an transfer yapmayacağım. Bir bakalım takımın gidişatına işte Faysal Fajr bir satılsın falan. 6 milyon gelsin oradan. Gerçi 5 falan gelir de. 5-5,5 gelsin bakalım. Ondan sonrasına bakarız. Oo bir dakika. Bir dakika zaten oynatmıyoruz abi. Daha önce 1.800'e gitmemiş. Reddetmiş. Boş ver git 1.400'e ya. İnşallah kabul eder. Yerine çok daha iyi santrafor alırız bu arada 1 milyona falan.
Villarreal Axel Witsel'i almış Dortmund'dan. Witsel transferi yapmışlar. Fenerbahçe ile ilgili bir şey var. Dia 16 milyon euro karşılığında. Bulaya Dia kim lan? Tanımıyorum ha, bir de 16 milyonmuş. Baya fazla. Şimdi bir dakika. 2 bildirim birden geldi. 3 bildirim geldi. Faysal Fajır satıldı. 4 mil... Oha. O hocam bu ne ya? 1 milyon 800 bin euro ceplerine indirdiler ha. Neyse 1 milyon da buradan geldi. Klaudemir'e Demir'e 4 milyon veriyor Başakşehir. Ama Klaudemir'i Demir'i burada satmak istemiyorum ama satsak mı ya? O 32 yaşında abi. Klaudemir'i Demir'i bence satalım bu arada. Gitsin. Yerine çok daha güzel birilerini alırız şöyle 3 milyona falan. Hem de takımı biraz bayağı bir yenilemiş oluruz. Klaudemir Demir gidecek. Faysal Fajır gitti. Bir de üstüne Jorge Felix mi? Ne? O gitti. Ya onların yerine bir tane santrafor, bir tane işte böyle ofansif orta saha değil de sağ kanat tarzı bir oyuncu alırız. Çünkü ofansif orta sahaya gerek yok. Bir de Claude Demir yerine defansif orta saha alırız bir tane daha yedek olarak. Bence güzel olur. 4 milyona satalım bakalım. İyi, takımı bayağı bir yenileme çalışmalarına başladık. Genç oyuncularla ve potansiyelli oyuncularla doldurursak çok daha güzel olur. Hadi bakalım şimdi. Galatasaray maçı geldi. 7 milyon. Oo, bayağı bütçemiz var. Bir şey diyeyim mi? Şöyle yapalım. 8 milyon abi. Hatta şöyle falan da yapabiliriz. 8,5. Hatta 9 de. Tamam, 9 milyon bütçemiz var. Bir de şey satılırsa, Claudemir satılırsa 11 milyon falan olacak. Çok güzel olacak. Hemen böyle sizin önerilerinize göre oraları biraz daha şey yapabiliriz. Ben de araştıracağım tabii ki. Oralara böyle güzel ilk 11 oyuncuları ya da ne bileyim farklı oyuncular falan bakarız şimdi. Bölümün sonunda da şey konuşuruz onları. Net konuşuruz. Şu an bir şey demek için erken. Evet, Galatasaray'ın kadrosu tam kadro. Ya bayağı zor maç olacak. Zaten biliyorsunuz. Zar zor geçmişti Gaziantep'i önceki turda. Bu sefer de rakibimiz Galatasaray oldu. Saat 7.30'da. 5 dakika zaten. Başlayalım bakalım. Taylan Antalyalı son 3 maçta 3 gol attı diyor ve eski takımına karşı oynuyor şu anda. Galatasaray'a karşı oynuyor. Vay 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 vay. Geldik abi. İlk maçta biz deplasmanda oynuyoruz. Burada atacağımız bir gol gerçekten çok önemli. Gaziantep maçından zaten biliyorsunuz. Burada atılacak bir gol, deplasmanda atılan bir gol bizi çok çok ileri taşıyor. Ya 3-1 yenilmiştik ama 2-0 yenip döndük. Ya o bir gol olmasaydı geçen turu geçemiyorduk. Şurada bahsediyorum. Bunun öncesini göstermiyor tabii ki ama. Diğer takımlar da bunlar. Hep güçlü takımlar kalmış. Hepsi Süper Lig takımları. Bundan sonra baya baya zorlu takımlar gelecek. Eğer Galatasaray'ı geçersek ki şu an biraz zor. Bu maçın sonucuna göre yani geçip geçemeyeceğimiz bu marka mı? Bu ne lan? Rastgele bir şey yapmışlar. Gram benzemiyor. Muslera da öyle. İnsan biraz uğraşır lan. Bu ne? Hiçbir şey benzemiyor. Bu ne lan? Neyse maça onlar başladı. Haydi abi, haydi abi. Ya bir gol ya. Hani bir gol yiyelim. 2-1 yenilsek de 3-1 yenilsek de çok 3-1 yenilsek sıkıntı olur da 2-1 yenilsek çok sıkıntı olmaz. Bu arada şey söyleyeceğim. Taylan şey yazıyordu. Galiba Aralık ayının oyuncusu olmuştu. 3 maçta 3 gol attı ya. Bayağı bir formda şu anda. Dur bakalım bu maç neler yapacak. Eski takımına karşı oynuyor. Taylan bıraktı şimdi. Gradel gördü. Hadi oğlum. Hadi be, Muslera çıkacak. Ah be, Muslera aldı. Getson'dan aldık mı? Hayda, Olcan'ın önünde kaldı. Alassane Yusuf'un ilk maçı tabii ki. Aynı zamanda Ricky J. Jones'un da ilk maçı. Hayda. Ofsayt yok mu? Varmış. Oh be, tamam. Oyna şuraya. Alamadık. Saracchi. Saracchi ne yaptı lan? Göğsüyle falan sektirmeye çalıştı. Kaptırdı sonra. Karamoko Dembele. Çok hızlısın abi. Yardır. Dembele koş. Dembele. Koş oğlum Dembele. Dembele. Yardır Dembele. Yap ortanı korner. Tamam. Korneri kazandık. Oradan geri çekseydik de adam alacaktı. Mecbur yaptık. Şimdi hemen. Kalecinin etrafına birik. Şöyle. Aktardık abiye. Vur oğlum kafayı. Hadi be. Gelişine. Taylan. Hadi be Muslera. Uf. Taylan'dan çok güzel plase bu arada. Gerçekten o kadar güzel atmasını beklemiyordum. Birilerine falan çarpar diyordum da tam aşağı böyle şey yaptı. Aşağı doğru alçaldı top. Ama Muslera'dan güzel kurtarış. Devam. Bu sefer uzak direğe koş abi. Arkaya doğru. Pek olmadı ama bomboş mu değil. Aa, lan. Tamam, bizde kaldı, bizde kaldı, bizde. Ne oldu? Ha, onlar yapmış faulü. Oo, 109 milyon euroya Aymeric Laporte.
Vay vay vay. Peki yok mu? Gradel. Buradan atmadık mı? Tamam. Bizde mi abi? Değil. Donk. Ne oluyor? Out. Tamam, donk dışarı attı. Hemen şöyle ver. Ampadu. Ta aşağıyı gördük abi. Çok güzel. Oha tutamıyordu ha. Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi'den Taylan. Taylan bıraktı. Alasan Yusuf. Şimdi yukarıya doğru. Ve Ricky J. Jones galiba ilk defa topu aldı. Ricky aktaramıyordu ha. Aha arayı gördük. Bir pas daha. Çok güzel oldum. Taylan ver aşağıya. Vur oğlum Max Gradel ve gol. Taylan vuracakmış gibi yaptı. Ama aşağıya doğru aktarıyor ve Galatasaray karşısında Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Taylan orada var ya şut atacak sandım ama atmadı. Çok tehlikeli bir hamle yaptı orada. Bak. Çok tehlikeli. Az kalsın adam alacakmış. Az kalsın alacakmış. Yoksa göstermedi tam da. Önünden mi geçmiş, bacaklarından mı geçmiş göremedim. Ama golü buluyoruz. Gradel boş kaleye yolluyor ve 1-0 öne geçtik. Çok güzel abi. İlk golü mü? Evet, Türkiye Kupası'ndaki golü. Ya bir gol bulalım yeter diyorduk. Şu an bulduk. Önemli olan şey gol yemememiz. Ya bu saatten sonra 1-1 kalsak da 2-1 yenilsek de çok sıkıntı yok. İkinci maçta kendi evimizde oynayacağız çünkü. Onun gazı falan ayrı oluyor. Hadi oğlum Ricky J. Jones. Şöyle ver. Çıkar mı çıktı? Ah be. Kalka geriye. Ampadu baskı yapıyor. Hadi be. Ta oraya kadar geldik. Şimdi Olcan. Olcan Çağlayan. Aldık lan. Aa. Yapma be abi. Güzel geliyorlar bu arada. Harbiden iyi geliyorlar. Orta geldi Ahmet Oğuz. Taylan. Yapma yapma yapma. Ampadu. Lan uzaklaştır şunu. Lan yiyeceğiz şimdi. Abi ne yapıyorsunuz? Uzaklaştır. Hayır. Penaltı mı? Ya abi topa yapmadık mı onu ya? Ya çok belliydi bir şey olacağı da. Abi sanki topa yapmıştık ya Uğur. Topa yapmadık mı hocam? Yok abi bayağı adama girmişiz ya. Ben topa yaptık sandım da. Uğur çiftçi penaltı yaptırıyor. Kim kullanıyor? Falcao mu? Evet Falcao kullanıyor. Haydi Doğan. Haydi oğlum Doğan. Dakika. 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 Dakika 37. Sağ tarafa vuracak ve Doğan kurtarıyor. Falcao'nun penaltısını kurtardık. Köşeyi doğru bildik. Ve penaltıyı kurtardık. Şimdi dönüşünde gol atmadık mı? Dönüşünde Taylan. Taylan'dan şimdi pas geldi Max Gradel. Koş oğlum. Penaltının dönüşünde. Yapıştır plaseni ve gol. Gol beklerken, onların gol atmasını beklerken dönüşünde biz golü buluyoruz ve 2-0 öne geçtik. Şimdi acayip rahatladık. Turu iyice rahatladı abi. Bu hamle belki de onları bitirdi. Falcao çok yavaş kullandı penaltıyı. Gerçekten acayip yavaş kullandı. Ve köşeyi de doğru tahmin ettik. Dönüşünde golü buluyoruz. Max Gradel. Aa tutarmış lan. Çok kötü vurmuş bu arada. Gradel bayağı kötü vurmuş. Güzel güzel. 2-0'ı bulmak çok önemliydi gerçekten. Yani 1-0'ı dedim zaten rahatlarız diye de 2-0 acayip güzel bir şey oldu. Bakalım nereye gidecek. İlk yarıya baştan sona erecek zaten. Edson Fernandez aşağıya bıraktı Oğulcan. Geliyorlar. Ortada kimse yok. Falcao'yu tut. Falcao'yu tut geldik. Alamadık. Hadi be. Omar. Edson. Emre Akbaba son anda müdahale Kamara. Hadi be bir daha yapamadık. Ampadu. Hayır. Yedik abi. Etebo'nun golüyle 2-1 oluyor. İlk yarı bitecek dedik ama ilk yarı bitmeden golü yedik. Çok bastırdılar ya. Ya üst üste bayağı bastırdılar. Fazla kişi geldiler. İçeride müdahalelerimiz yeterli olmadı. Ve 2-1. 2-1 abi. Şu pas bitirdi ya. Bak çok iyi yere kaçmış. Gerçekten iyi yere kaçmış. 2-1 abi. İlk yarıda şimdi bitecek herhalde. Bizim Ole Ravancukayo da gibi bu da Okagan Eto Etebo mu ne öyle bir şey ismi. İsimler değişik değişik. Taylan yukarı. Aha bitirmiyor lan. Aa bitirdi. Zaten gidemiyorduk. Omar. Oğulcan'a. Oğulcan orta yapabilir. Omar'a doğru. Omar'dan tekrar Oğulcan'a. Dikkat abi kapat şurayı. Emrak baba. Hadi be Taylan. Ah be faul yaptık. Etebo.
Etebo çekecek. Etebo vurdurma. Falcao'ya vurdurma. Oğlum. Falcao değilmiş ki. Emre Kılıçmış o. Eldivenleri var ya. Oğlum. Ah be Ampadu ya. Engeller diye düşündüm ama engelleyemiyor. 2-2. Beraberlik zaten Falcao oyunda yokmuş lan. Mustafa Mahmutmuş o. Ben de Falcao sandım. Öff. Abi bu bir tık kötü oldu. Bomboş kaldı çünkü adam. Şuradaki müdahale yetmiyor. Tamam onu anladık da. Ampadu belki engeller dedim. Yetişmiyor. Keşke kaysaydık ya. Ampadu ile kaysaydık. Ah be yeterli olurmuş belki de. Ampadu ile kaymamız lazımdı orada. Yapacak bir şey yok. Emre Kılıç'ın golü ve skor 2-2. Oyuncularımız değişti. Belki bir gol daha bulabiliriz. Ki zaten şu an acayip avantajlıyız. Yani bakmayın 2-2 olduğuna. Biz 2 gol attık hem de deplasmanda attık. Bu arada seneye bu olay kalkıyormuş. UEFA açıklama yapmıştı galiba. Avrupa Ligi'nde işte Şampiyonlar Ligi'nde falan deplasman golü kuralı kalkıyormuş. O yüzden bir tık daha güzel olacak. Kim daha çok atarsa o geçmiş olacak böyle saçma sapan. Sen bana daha çok attın deplasmanda deyip geçiyorlar falan. Kemal Önder kaçıyorsun abi. Kemal Önder koş. Kemal gidiyorsun. Kemal. Yap oğlum ortanı Kemal. Hadi be donk. Keşke içeri doğru gitseydik yani. Neyse boşver. Korneri kullandık. Aha. Ampadu. Ne oluyor penaltı mı? Değil. Belki bir elmel bir şeyler çıkartırız oradan dedim de. Olmadı. Hemen şöyle Ahmet Oğuz. Güzel. Ricky J. Jones. Bıraktı şimdi. Dembele. Dembele. Oha. Nereye attın be oğlum? Nasıl alalım biz onu? Emre Ampadu. Çok güzel kesti. Şimdi şöyle aktar. Hayır Ampadu. Doğan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Neyse sen gel de. Ne olduğunu anlamadım. Offside falan olamaz ki. Allah Allah bir şeyler oldu orada ama galiba eline falan çarptı. Tam göremedim. Bu arada Doğan'dan harika kurtarış geldi. Gol olsaydı var ya çok kötü olacaktı. Devam. Aha aktar şuraya. Koş Xavi Simons. Yardır oğlum. Yardır Xavi Simons. Yapıştır Xavi Simons Muslera. Boş kaleye ve gol. Karamoko Dembele. Oradaki sol bek galiba Saraç'ı tutamıyor. Karamoko Dembele bizi 3-2 öne geçiriyor deplasmanda. Ki tur acayip rahatladı zaten şu an. Hani bir şey demeye gerek yok. Xavi Simons atar diye düşünüyorum ama Muslera güzel kurtardı burada. Dönüşünde kale boş kalıyor tabii ki. Saraç ile aynı bizim yediğimiz ikinci gol gibi. Ampadu şey yapmıştı ya müdahale yapmaya çalışmıştı da aynısı abi. Bu sefer de Saraç müdahale yapmaya çalıştı ama yeterli olmuyor. Ve 3-2 öne geçiyoruz. Çok güzel. 21 numara Karamoko Dembele. Yalnız çok iyi maç oluyor ha. 5 gol var. Dakika 86 artık son dakikalara doğru geliyoruz zaten. Etebo. Gedson Fernandes. Ömer Bayram. Mustafa Muhammed. Gedson Fernandes. Koş koş koş. Etebo. Alamadık. Mustafa Muhammed. Ampadu. Çok güzel müdahale. Temiz müdahale. Devam. Aşağıya bırak. Of. Çok iyi. Bir pas daha. Yardır. Attık bunda. Bam. Oy Muslera. Oy Muslera çok iyi kurtardı bu arada. Kesin attık dedim ya. Gerçekten atsaydık ikinci maçı oynamaya gerek kalmayabilirdi. Ama şimdi oynamak zorundayız tabii ki. Tamam deplasmanda 3 gol attık da. 2-0 falan yenilirsek sonraki maçı her şey biter. Bu arada geliyorlar. Yiyebiliriz. Emre Kılı... 90+4. Ya bir şey diyeyim mi? 6 gol var maçta. Ama avantajlı taraf biziz tabii ki. Bu kim lan? Ha Mustafa Muhammed'miş. Mustafa Muhammed'in saçı böyle mi? Ya abi şurada yiyeceğimiz belliydi de. Doğan az kalsın tutmak üzereydi. Ampadu'nun önünden geçiyor. Ampadu bugün 2'dir. Bu tarz önünden geçen toplara müdahale yapamadı. Yapacak bir şey yok. Ah be. Doğan müdahale yapmış ama top içeri doğru dönüyor. Yapacak bir şey yok. 3-3. Güzel maç oldu ama. Ya berabere kalmamıza çok da üzülmedim. Son dakika yemiş olsak da. Çünkü 3 gol attık. Ya avantaj şu anda bizde 90+5 olmuş lan. Avantaj şu anda bizde o yüzden sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Zaten 3-3 bitti. Son dakika golü yemiş olsak da. Bu arada şutlar eşit. Topa sahip olmada üstünlükleri var ama bizim pas isabetimiz bir tık düşük. Onu biraz daha şey yapmamız lazım. Arttırmamız lazım. Beşiktaş yenmiş, Başakşehir yenmiş, Fenerbahçe yenmiş galiba göremedim. O şekilde sonuçlar. Eğer turu geçersek olası rakiplerimizden diğerleri de onlar olacak. Hepsi Süper Lig takımları zaten. Şimdi basın toplantısı geldi.
Daha doğrusu maç sonu röportajı geldi, basın toplantısı değil. Bugünkü oyunumuza bakarsak turu geçmek bizim hakkımız, evet. Çünkü avantaj da bize. Kemal Önder bugün sizden ilk maçına çıkma şansını kaptı. Altyapıdan yükselen oyuncu diyor. Genç oyuncularımıza inanıyorum diyelim ki çok başarılı olacaklar. Gradel maçın kahramanıydı. İyi bir ders oldu. Başka soru da almayalım. Şimdi ikinci maç geliyor abi. İkinci maçımız geliyor. Şunları hemen atlayayım ben. Evet, Venezuela milli takımından teklif var. Tabii ki teklifi reddediyorum. Kabul etmiyorum. Venezuela'yı niye çalıştırayım ben? Kemal Önder. Ben ne yapmıştım Kemal Önder'e? Sol kanat mı yaptık? Ne yaptık? Bir şey oldu. Olmadı mı? Sol kanat yapmıştık galiba. Pozisyon değiştir, evet. Tamam, Kemal Önder artık sol kanat. Hatta kupada kazandık. Ve artık kanat olarak oynayacak. Hani sol orta saha değil de sol kanat olacak direkt. Şöyle yapalım. 4 yıldız zayıf ayağını kasalım değil mi? Aynen. 4 yıldız zayıf ayağı 5 yıldız olsun. Aynı zamanda hız ve şut kasalım. Ki hız çok önemli. Hıza bayağı bir abanmamız lazım. Kemal Önder için çok gelişecek abi. 17 yaşında, 63 overall. Stefano kiralık zaten. Diğerleri de bu şekilde kiralık verdik. Zaten başka da takımda oyuncu yok. Hepsini sattık, yeni oyuncular alacağız ama. Orası bariz bir şey. Kemal diyorum. Kerem Keskin'i Le Havre istiyormuş. Satın alma opsiyonuyla. Kiralasak güzel olur bu arada. Yetki verelim. Kiralama diyelim. Bir yıllık. Hatta kısa sürede mi? Bir yıllık. Tamam, bir yıllık kiralık gitsin bakalım. Kerem Keskin. 20 yaşındaymış zaten. 58 overall. Yani çok da bir şey beklemiyorum. 20 yaşına kadar 58 kalmış ama olsun. Yapacak bir şey yok. Kiralık verelim biz, gitsin. Şimdi. Son 16 turunun. Son 16 turuymuş bu arada. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ikinci maçında tekrardan Galatasaray maçı geldi. Ama bu sefer onlar bize konuk oluyor. Önder nasıl bir geleceğe sahip diye bir soru var. Ki çok gelişecek o da. Bu şekilde ikinci maçımıza çıkıyoruz. Bir şey Arslan diyor. Tolga Arslan mı acaba? Tanımıyorum ki. Bir şey Arslan diyor ama. Kerabank Türkoğlu, Türk gücünden alışkın olduğumuz oyuncu orada. Onun haricinde bizim kadromuz tam. İlk maçın skoru 3-3. Bu sefer kendi evimizdeyiz. Burada deplasmanda gol yersek yani çok da kötü olmaz. Çünkü biz 3 tane attık. Ya bakalım bu maç nasıl olacak. Her türlü şey olabiliyor. Her an gol yeme riskimiz var. Aynı şekilde onların da yeme riski var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Başla abi. Bölümümüzün ikinci maçında rakibimiz tekrar aynı. Galatasaray rakibimiz. Ve burada Türkiye Kupası son 16 turunda geçmek için çok çok büyük bir mücadele vermemiz lazım. Çünkü ilk maçın skoru 3-3. Ya onlar da 3 tane attı, biz de 3 tane attık ama biz deplasmanda 3 tane attığımız için bir tık öndeyiz onlardan. Belli olmaz. Bir farkla yenilirsek mesela 1-0, 2-1, 3-2 şeklinde yenilirsek onlar geçmiş oluyor. Sonuçta bir beraberlik var. O yüzden acayip dikkat etmemiz gerekiyor. Son maçta 2 gol atmıştı Max Gradel. Devam. Maça biz başladık. Haydi oğlum. Kendi evimizde şöyle 1-0 falan yensek. Yenmemize gerek yok. Lan. Şey yapsak da yeter. Berabere kalsak da yeter. Ampodu. Tereyağından kıl çeker gibi. Bu arada presli başladılar. Ama o presi kırarsak işte böyle çıkarız. Koş oğlum. Koş. Koş. Şöyle bir orta. Yapıştır. Kayode. Kayode de 43'te. Kayode yok etti. Of. Zıbam diye yolluyor Kayode. Ve 1-0 öne geçtik. Oğlum. Yalnız. Dedim ya, o presten öyle bir çıkarsak iki tane pasla geldik. Şurada bir pas Karaboko Dembele'ye. Dembele çok sert orta. Bam! Of, çok sert vurdu bu arada. Ağır çekim de o kadar belli olmuyor ama bayağı sert vurdu Kayode. Of, tam yerine vurmuş ya. Kalecinin tutmasının imkanı yok. Çok iyi vurmuş, çok sert vurdu. Kaleci refleksi gösterene kadar zaten tutamaz ve 1-0 öne geçiyoruz. Çok iyi oldu. Şimdi toplam skor 4-3. Bu maçta 1-0. Hakan Arslan'mış o. Aa, Hakan Arslan bizdeydi lan. Biz Galatasaray'a mı satmıştık onu? Ben de diyorum hangi Arslan bu? Hakan Arslan'mış. Kerem Aktürkoğlu aldık. Koş. Kaç. Tamam, verdik şöyle abi. Kendi eksenimiz etrafında döndük. Şöyle verdik şimdi. Offside mi? Offside. Mustafa Muhammed. Alamadık. Baslan ampodu. Tamam, çok açılma. Geri kaç. Geliyorlar. Luyna mı? Luyna mı? Ne yapıyorlar orada?
Ne yapıyor oğlum Luyendam orada? Hala ileri koşuyor. Kerem. Mustafa Muhammed, Uğur Çiftçi son anda. Son anda abi, geçseydi goldü o. O pas geçseydi goldü. Taylan hocam. Taylan ayağını aldılar orada. Ama topa da yaptılar müdahaleyi. Taylan ayağını vermek zorunda kaldı orada. Luyendam'a. Alamadık. Hakan Arslan. Eski oyuncumuz Hakan. Galatasaray'ın da eski oyuncusu Taylan. Orada ikisi karşı takımda oynuyor. Lan! Oğlum çok güzel şut çıkarttı adam ha. Bizimkileri de çarptı orada. Hemen şöyle ver. İlk yarı bitmek üzere hocam, bitir artık. Hocam geliyorlar ya. Boşuna bekletme işte. İlla yedirdikten sonra şey yapacak ha. Tamam, kayarak müdahalemizi yaptık ve temiz müdahaleyle de taç olacaktı. Zaten ilk yarı bitti. Haydi abi hemen ikinci yarıya. Hemen ikinci yarıya. Toplam skor 4-3. Burada hani yenilmediğimiz sürece sıkıntı yok. 2-1 falan yenilirsek sıkıntı ama. Ya berabere kalırsak sıkıntı yok ama 2-1 falan yenilirsek o zaman işte onlar geçiyor. O yüzden dikkat edelim. Sonraki tura kalmaya çalışalım. Ki ilk 11'imiz zaten güzel. Daha da güzel olacak. Burada da ilerleyerek güzel paralar kazanmaya çalışalım. Aldık. Hadi be Şener. Kerem. Şimdi yukarıya doğru Luyendam ama sol kanat oynuyor bu arada ha. Kerem daha çok bek gibi oynuyor böyle, anlamadım ben bu işi ama bir değişik oynuyorlar. Kaptırma. Çok güzel. Aşağıya. Bir pas daha. Hadi be. Taylan yetişemedi. Taylan yoruldu mu acaba? Bakayım şöyle. Dur göremiyorum ki. Neyse boş ver. Sonra bakarız. Birazdan değiştirelim çünkü dakika 60 oldu. Şener. Şener Özbayraklı. Tamam. Tam yerinde müdahale. Taç onların. Ne oldu lan? Kaydı. Emrak mı diyorum. Şener. Saracchi. Geliyorlar. Saracchi şimdi. Saracchi'den Taylan. Taylan çok iyi aldı. Hemen şöyle ver. Çok güzel abi. Koş Gradel. Koş 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 koş. Ver abi. Yardır Kayode. Kayode gidiyorsun. Kayode. Ver şuraya. Vur oğlum ve gol. Ricky J. Jones. Türk yüzdeyim. Sivas Spor'daki ilk golünü atıyor. Değil mi? Yanlış olmasın. İlk golü evet. Ricky J. Jones'un ilk golü. Geri transferimiz ilk golünü attı. Birazdan da şöyle bir Taylan'ı değiştirelim. Artık tur tamamen garanti altına alınmış oldu. İlk maçı 3-3. İkinci maçta da 2-0. Öne geçtik. Toplam skorda 5-3 oldu. Muslera'nın yapabileceği bir şey yok çünkü. Boş kale. Şuradan geldik. Hemen son anda pasımızı aktarıyoruz. Stoperler yetişemiyor. Ki özellikle zaten Luyendam'a sol kanat gibi oynuyor. Biraz yanlışlıklar da var. Ve golü bulduk. Çok güzel. Şimdi hemen öncelikle bir Taylan'ı değiştirelim. Yorulmuş çünkü. Yakın zamanda maçımız olabilir. Oraya bir Xavi Simons gelsin. Ardından sol kanada Kemal Önder. Sağ kanada da Klao Demir. Biraz saçma olacak ama. Nasıl yapsak ya? Böyle mi yapsak? Böyle olsun madem. Yani yapacak bir şey yok. Sağ kanadımız yok çünkü. Bakalım şimdilik böyle olsun. Oyuncu kalmadı takımda. Hepsini sattık ama güzel para yaptık. İyi paramız oldu. Güzel. 2-0'da öne geçtik artık. Dönmeleri için 2-0'dan 3-2 yapmaları lazım. Şu an bu maçı. 3-2 yenmeleri gerekiyor. 3 gol yersek de zaten verelim oğlum turu. Bu ne? Şuradan turu verirsek zaten hiç oynamaya gerek yok. Bir kez... Ay! Lan ne oldu? Hediye etti. Yapıştır oğlum. Hadi be Mustera. Güzel kurtardı. Mustafa Muhammed şimdi. Alamadık. Faul yapıyorduk az kalsın. Devam. Ne oluyor lan? Ömer Bayram. Geliyorlar. Mustafa. Hayır ya. Hayır ya abi. Vuracak sandım, çekti topu. 2-1 oluyor. Buradan vermeyelim. Bu arada 2-2 olsa da sıkıntı yok. Bir gol yeme hakkımız var ama. 2 tane daha gol yersek 3-2 biterse onlar geçiyor. O yüzden izin vermememiz lazım. 2-1 oldu. Bırakmıyorlar. Ya şurada keşke kaymasaydık ama. Vuracak sandım. Ah be, bir de olduğumuz yere kaydık. Ben adama doğru kaymak istiyordum. Mustafa Muhammed. 2-1 oldu. Devam. Devam 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 devam. Bu şekilde skoru koruyalım yeter. Ama bir gol daha bulursak tabii çok güzel olur. Orası ayrı bir şey. Uğur çok iyi abi. Çok iyi müdahale. Çok güzel kapattık. Hemen şöyle devam. Kemal Önder. Koş koş koş. Klao Demir. Kemal Önder'in koşu yoluna. Koş Kemal. Kemal koş oğlum. Genç yeteneğimiz kaç? 70 hızı mı ne vardı galiba? Yanlış hatırlamıyorsam o tarz bir şeydi. Sol ayaklıydı değil mi? Unuttum ya. Sol ayaklıydı. Dur. Terse dönelim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kaç yıldız beceri raketin var lan? Ne yapıyorsun? Çıldırdı Kemal. Kendi kendine falan yapıyor bu arada.
Oha, oha, nereye attınız lan? Son dakikalar Ömer Bayram. Şimdi Babel. Babel'den Emre Kılınç'a doğru. Emre Kılınç. Kapattık orayı. Ampodu kapat. Luyendama uzaklaştırdı. Luyendama yanlış yerdesin oğlum. Luyendama niye şeyi uzaklaştırıyor lan bizim takımda gibi? Bizden mi acaba? Ay. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gol yeme, gol yeme. Önünü açtık lan adamın. Neyse, Doğan kurtardı. Yeme. Tamam. Lan vuracak sandım. Doğan çok güzel. Vurmuyorlar ha. Vuracak sanıyorum, vurmuyorlar. Neyse abi. Artık bitmek üzere. Gol yesek de sıkıntı yok. O yüzden rahat rahat takılabiliriz son bir dakikadaki. Uzaklaştırdık zaten. Kemal Önder uzaklaştırıyor ve maç burada bitiyor. Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalacağız da hocam bitir artık be. İlla gol yedirecek he. Korner hala bitirmedi. Artık çeyrek finale kaldık diyebiliriz. Güzeldi. Baya kaç gol oldu? 9 gol oldu lan. Az kalsın gol yiyorduk yine. 9 gollü bir tur oldu. 2 maçta 9 gol. Baya fazla. Ama ilk maç 3-3, ikinci maçta 2-1 kazanıyoruz. Zira Türkiye Kupası çeyrek finaline çıktık. Xavi Simons'ın saçlar da süper bu arada. Maç içinde de çok güzel duruyor. Oh be, rahatladım ha. Çok zor bir rakibi yendik çünkü. Bu iyi oldu. Bakalım yeni rakibimiz kim olacak? Bizden fazla şutları var ama sonuçta biz geçtik. Beşiktaş beraber... Ha, bir dakika, şurada bakıyoruz şimdi. Biz geçtik. Denizli Spor geçmiş, Hatay Spor'u yenmiş, Fenerbahçe geçmiş, Kayseri Spor geçmiş, Beşiktaş, Ankara Gücü, Trabzon, Başakşehir, onlar. Yani bu saydıklarımdan biri gelecek. Rakibimiz inşallah böyle biraz daha kolay gelir de, yani Denizli falan gelirse daha kolay olur. Daha sonuçta küme falan düştüler. Daha kolay olur on bizim için. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Her zafer için savaşacağız tabii ki. Tur atlamak önemliydi. Sanırım siz başka maç izlediniz. Soruyu bile okumadım. Bu ne lan? Ne kadar sinirleniyor değil mi böyle? Siz başka maç izlediniz galiba. Allah Allah falan. Kayoda için transfer teklifi var. 4,5 milyon. Oğlum satmıyoruz ya. 4,5 milyon falan. Niye satayım abi Kayoda'yı? Allah Allah. Ya satmıyorum abi. Adam gol kralı olacak. Niye satayım? Oo, Trabzon maçı gelmiş. Ayrıca ligde şu anda bir dakika ne oldu? Bir oyuncu artı 2 milyon veriyorlar Kayode için. Bu kim abi? 22 yaşında 2,5 milyon değeri var. Yok abi görüşürüz ya. Hiç gerek yok yani uğraşmaya gerek yok. Şeyi söyleyecektim. Evet 49 puan Galatasaray şu anda ligde. Süper Lig'de. Biz kaç 39 mu? 39 ama maç oynamadık. Yani 42 puanımız olacak. Yenersek eğer Trabzon'u ki Trabzon 2 yıllık kiralık istiyorlar. 2 yıl çok değil mi ya? Neyse kabul et abi boş ver. 2 yıllık verelim bakalım. 58 olur zaten hani öyle gitsin diye. Yer açılsın diye. Şimdi yenersek 42 puanımız olacak ama Trabzon güçlü rakip. Burada yok ilk 6'da değiller ama ya baktığın zaman güçlü bir rakip. Kamara gelişim programı falan diyor. Hemen basın toplantımıza gidelim ve Trabzon maçına çıkalım. Yani benim tahminim beraberlik alsak yeter gibi şu an. Çünkü yorgun geleceğiz. 2 gün, 3 gün arayla falan oynayacağız. Zorlu galibiyet önemli bir derstir diyelim. Son maç karşılıklı bir golle berabere sonuçlandı. Ne son maçı abi? Süper Lig'deki son maç mı? Öyle galiba. Şimdi Trabzon maçı tabii zorlu olacak. Bu arada hemen şöyle bakayım çekildi mi? Ziraat Türkiye Kupası şeyi. Başakşehir geldi abi. Gençler Birliği'ni galiba yanlış hatırlamıyorsam 5-0, 5-0 geçmişlerdi. Az önce göstermiştik ya. Başakşehir rakibimiz oldu. Bakalım nasıl geçeceğiz onları. Geçebilecek miyiz? Hemen oğlum şurası çok karışık ya. Şuraya bak. Arsenal'la maçlar falan var. Tabii oraya tam kadro çıkmak lazım. İşte lig maçlarına yedek kadroya falan çıkmak lazım. Oralar biraz daha karışık. Trabzonspor'un kadrosu nasıl? Aynı. Aşağı yukarı aynı sayılır. Değişiklik yok herhalde. Hadi bakalım. Ricky J. Jones bir tık yorgun. Hatta takımca bir tık yorgunuz ama yapacak hiçbir şey yok. Başlayalım. Ya oyuncu yok. Başka oyuncu yok. Alacağız. Daha transfer dönem bitmedi. Parayı şöyle biriktirelim. Ondan sonra gerekli yerlere transfer yaparız. Maça doğru geçiyoruz. Bu ne lan? Bu nasıl stat? Oğlum çok büyük değil mi? Acayip büyük. Yukarısı falan kapalı. Fena gözüküyor. Trabzonspor'a geldik. Deplasman'a geldik. Trabzon'dayız.
Hadi bakalım. Ya bayağı zor olacak. Tam kadrolar. Biz de tam kadroyuz ama bir tık yorgunluk var. Bizim oyuncularımız bir tık yorgun. Bakalım altından kalkabilecek miyiz ki yenersek eğer 42 puanımız oluyor ki 42 puan çok iyi. Ya puan farkımız kaç olacak? 7 puana inmiş olacak Galatasaray'la. Puan farkımız nolma çarpmışlar orada. 7 puana inecek de yenmemiz bir tık zor. Ama eğer şampiyonluğa oynamak istiyorsak, Galatasaray'ı yakalamak istiyorsak bu puan farkını anca böyle maçlarda kapatırız yani. Hani yapacak da çok bir şey yok. Bu arada fena pres yapıyorlar. Top kaybından sonra falan dikkat edelim. Özellikle aldığımız toplardan sonra biraz daha sakin oynamamız lazım. Kapat abi. Ekuban. Alamadık. Çıktı. Ne oldu lan? Göremedim bile. Bir şey çıktı oradan. Hemen şöyle. Uğur. Taylan. Aradan bıraktı. Şimdi koşu yoluna Gradel'in. Gradel koş. Ricky J. Jones aktar. Offside var mı? Offside var mı bilmiyorum. Ricky J. Jones offside yokmuş ve gol. Yine maçın başında dakika 7'de Ricky J. Jones'un golüyle öne geçiyoruz. Yeni transferlerimiz özellikle çift forvete dönmemiz çok iyi oldu bence. İki orta saha ve iki santrafor birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Vay vay vay. Burada bak. Oradan oraya, oradan oraya. Süper abi. Çok güzel. Ricky J. Jones'un golü ve Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçtik. Bu bayağı iyi oldu. İlk golü bizim bulmamız ve aynı zamanda erken bulmamız çok önemliydi. Ki beraberlik bekliyorum en az böyle de. Galibiyet neden olmasın? Burada galibiyet alırsak 42 puana ulaşacağız. 3 puan çok değerli. Diğerleri yenmiş çünkü. Tekrardan şöyle bir ikinci, üçüncü olmak için ve aynı zamanda birinciyle Galatasaray'la puan farkını kapatmak için önemli maç ve zor maç. Evet, puan durum ekranlarda. 39 puanımız var ama maç eksiğimiz var. Yenersek 42 puanımız olacak. Fenerbahçe'nin arkasına 4. sıraya yerleşeceğiz. Ya yani yerimiz aynı kalacak ama puan farkını kapatmış olacağız. Öyle bir durum var. Ve onun haricinde Başakşehir bayağı ilerlemiş galiba. İkinci şu an. Değil mi? Fenerbahçe üçüncü çünkü. Başakşehir vardı orada bir tek. Büyük ihtimal Başakşehir ikinci. Ziraat Türkiye Kupası'nı da onlarla oynayacağız ama belli olmaz tabii ki. İki turlu olduğu için, rövanşlı falan olduğu için oralar karışıyor. Ampadu. Ne oluyor abi? Şut geldi Doğan. Doğan yukarı. Canini. Canini'den yukarı. Bakayeme. Bakayeme'den Marlon. Marlon. Az kalsın oluyorduk bu arada. Berat Özdemir. Yunus Mallı. Şimdi Vakayeme'den ortaya doğru. Ampadu orada. Geri oyna abi. Sen de buraya ver Doğan. Doğan bir tık yavaş verdi onu. Çok güzel Kamara. Kalksana yerden. Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye yerlere düşüyorsunuz? Ya penaltı. Uf. Kamara penaltı yapıyor. Abi yere düştü mü yarım saat kalkmıyorlar ya. Ya baştan Uğur Çiftçi düştü galiba orada. Yarım saat kalkmadı. Onu seçmeye çalıştık. Sonra Kamara düştü, kalkamadı. Burada da attıktan sonra böyle bir çarpışma gibi bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Haydi Doğan. Vakayeme topun başında. Vakayeme. Doğan. Kurtarabilecek mi? Sol tarafa doğru, köşeye doğru bildik ve dışarı atıyor Vakayeme. Dışarı atmasaydı da Doğan kurtaracaktı çünkü tam yerini kapattı. Tam yerini kapattı Doğan. Çok iyi abi. Penaltıdan yararlanamıyorlar. Belki de maçın dönmesini engelledik. Beraberliği yakalamalarına izin vermedik ve bu belki de 3 puana mal olacak. Offside mı? Hadi be lan, yok sandım ya, kaldırmıyordu bayrağı. Marlon. Aldık. Oğlum ya, müdahalelerimiz çok temiz ya. Gerçekten çok temiz müdahalelerimiz var. Koş Dembele. Dembele koş oğlum. Girdin Dembele. Girdin. Yaptın plaseyi ve gol. Dembele buradan atıyor. Çaprazdan plaselerle atıyor abi. Dembele'nin golüyle dakika 38'de 2-0'ı bulduk. Bu adam çok iyi bak. Bu çocuk çok gelişecek. Ve iyi bir transfer yaptık. Bu şekilde transferler yapmamız lazım. Özellikle kanattan hızıyla birlikte içeri doğru girip aynen bu şekilde kenardan, çaprazdan plaseleri çok güzel. Baktığın zaman atıyor. Gerçekten hani böyle zıbam diye değil de kontrollü plaseler çok daha güzel gidiyor. 4 golü var Süper Lig'de. Güzel, güzel. Dakika 40'ta onlar penaltı atamadı. Dönüşüne yine golü atmış olduk. Galatasaray maçında olduğuna benzer bir tarz. 2-0 öne geçtik. Ne oldu la? Uf, Taylan. Kaldır Taylan.
Hop. Dembele Rabona'sını atıyor. Dembele. Hemen arkasından 2 dakika sonra yine golümüzü attık. Bu sefer Rabona atıyor Dembele. Yine Dembele, yine Dembele. Taylan yine bencillik etmedi. Dembele'yi düşündü ve güzel de oldu. 3-0 oldu. Taylan burada kendi de vurabilirdi ama bomboş gördük. Hop. Çat Rabona. Bak bak bak. Hop. Bam. Zeybek oynar gibi. Öf öf öf. Çok güzel abi. Karamoko Dembele. 5 oldu değil mi? Evet, 5 gol oldu. Takım çok iyi ya. Ya böyle birkaç ekleme yapsak mükemmel olacak. Tam böyle işte sağ bek sol bek. Ne bileyim. Yani orta sahaya gerek yok. Taylan artı Alasan Yusuf var. Santraforlara gerek yok. Sağ kanada gerek yok. Sol kanada da gerek yok. Ama yedek oyunculara ihtiyacımız var. Yedek oyuncuları zaten her türlü alırız yani. Onlar sıkıntı değil. Şöyle bir şey var. Bir sağ bek sol bek, evet. Sağ bek sol bek lazım. Onları aldıktan sonra çok çok mükemmel takım olacağız abi. Yani Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi yedeğe çıktığı zaman oraya az iki tane bek aldığımız zaman mükemmel olacak. Yunus Mallı verimsiz gün diyor. Yok, sağ forvet. Evet, bu şekilde sol ayaklı. Dur tamam, böyle yapalım. Ha, böyle oynuyor, tamam. Sağ forvet oynayabiliyor. Bir gel bakayım ya. Bir merak ettim nasıl oynayacak. Kamara'dan Taylan'a. Taylan bıraktı şimdi. Biraz da şov yapıyoruz tabii artık. Şimdi Kemal Önder'in koşu yoluna. Kemal yapıştır oğlum plasayı. Hadi be. Ucundan çıktı ya. Sol ayaklı ya. Sağ ayakla vurmak istemedim. Direkt böyle zıbam diye de vurabilirdik ama. Oğlum. Ah be. Çok yakınmış ya. Kemal. Baba aynen böyle baktım ben de. Girdi mi diye. Yalnız Kemal sanki böyle santraforda da iş yapacak gibi ha. Sağ santrafor olarak oynatabiliriz yani. Dur bakalım. Bir deneme maçı gibi bir şey olsun bu. İkinci yarı. Marlon. Berat Özdemir tekrar. Geçiyorlar bu arada. Dikkat abi Vakayeme. Vakayeme'den geri alamadık. Geliyorlar. Ampodu, 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 Ampodu. Yatma pazara Doğan. Ulan uzaklaştır. Oh. Lan koştur koştur. Çizgiden çıkardık. Taylan etrafında dönüp aldı topu. Hemen yukarı. Kaç 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 kaç. Ya oğlum. Edgar'ı engelledi. Flavio geliyorlar, ortaya verecek. Doğan çık, Doğan çık, Doğan. Çok güzel. Doğan çıkmayacak sandım yana. Çıktı, tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle Taylan'a. Taylan'dan yukarıya yukarıya yukarıya. Abi. Tamam. Uğur Çiftçi güzel. Kamara. Verdik abi, süper. Hemen ortaya Xavi Simons. Xavi'den ortaya doğru. Hop. Çok iyi abi. Lan. O ikimiz de kaydık. Hocam ben nasıl faul yaptım? İkimiz birden kaydık ya. Vitor Hugo'dan Afobe. Afobe'den Vakayeme'ye. Vakayeme. Aldık mı? Taç onların. Evet. Son dakikalara doğru geliyoruz artık. Burada maç bitecek. Vakayeme. Aldık. Çok iyi abi. O işte iyi değil. Afobe. Ampadu. Müdahale yapamadı. Ahmet Oğuz. Uğur Çiftçi. Çok iyi abi. Devam devam. Koş koş koş. Şimdi yukarıya... Oğlum çok yavaş attın yani. Neyse maç bitiyor. 3-0 deplasmanda galip geliyoruz. Bu maçı galip gelmemiz çok önemliydi çünkü. Puanımızı 42'ye çıkarttık. 3 puan yükselttik. Ve Galatasaray'la aramızdaki puan farkı 7'ye indi. Hala kapanmayacak bir fark değil. Bakayemeyi yerden kaldırıyoruz tabii ki. Üzülmeyin. Daha ilk yarı yani. Bir şey olmaz. Daha şey de var. Daha çok zaman var. Penaltıyı da kaçırmış tabii. Oh be. Tamam rahatladım. 42 olmamız çok iyi oldu. 7 puan fark var. 7 puan farkı bence kapatabiliriz. Bilmiyorum artık. Onlarla oynayacağız bu arada. Orada 3 puan kapatsak. 4 puana inse. Galatasaray bir yerde takılsa falan. daha çok zaman var. Sıkıntı yok. Daha çok zamanımız var. Bu ara dönemden sonrasını özellikle transferlerle birlikte en iyi şekilde değerlendirip yolumuza bakmamız lazım. Trabzonspor hazır değildi. Evet. Bir tık hazır değillerdi. Tüm maçlar eşit yani. 3 puan sonuçta. Ama tabii mesela bizden üstteki rakipleri yendiğimiz zaman bir tık daha böyle 6 puan gibi oluyor. Onlar puan alamıyor. O ne oynamak istiyormuş da? Ne ara oynamak istediğini oynatmadık oğlum. 5 milyon veriyorlar Gremio. Ama Kayode'yi satmıyoruz. Kayode'yi şu an herkes istiyor ya. Böyle bir şey yok. Herkes bir teklif falan bir şey yapıyor. 27 yaşında daha vermeyeceğim. Daha vermeyeceğiz Kayode'yi. Kayode'yi şöyle bir
Belki bir 6-7 milyona satabiliriz de. Bu sene satmayacağız. Önümüzdeki sezon satarız anca. Kadro rotasyonu önemlidir. Sen çok üzülme. Zaten oynamıyorsun ki oğlum. Neyi dert ediyorsun bu kadar ya? Evet. Oha. Ha biz oynamadık doğru. Ya 52 puan falan olmuşlar dedim. Nasıl oldular 52 puan? Hani şey 7 puana inmişti fark. Tekrardan olunmuş falan diyecektim de. Maç fazlası varmış. Efsane olma şansı yakaladı falan. Yakaladığımız momentum kesilmiyor. Kayseri Spor'la son maçınızda ben kupalara odaklanıyorum. Devam. Hemen Kayseri Spor maçına geçelim. Onlardan biz Doğan Alemdar'ı almıştık. Ve 7. sıradalar şu anda. Yani iyi gelmişler buraya kadar. 7. sıraya kadar gelmişler. Kalede Lung var. Bir dakika şuna bakacağım. Öncelikle yakın zamanda bir maçımız falan var mı? Bir hafta ara sonra. Yok. Buraya yedek kadroya mı çıksak ya? Yoksa kadro idare eder mi? İdare eder ya. Yedek kadroya çok da güvenesim yok. Zaten Uğur Çiftçi mecbur oynamak zorunda. Başla ya az kadro. Devam. Az kadromuz çok kaliteli çünkü. Bölümümüzün son maçında, dördüncü maçında rakibimiz Kayseri Spor. Yine az kadromuzla geldik. Yine bir deplasman. Yine aynı sahadayız bu arada. Sanderson Park'ta. Trabzonspor'un sahasında aynısı tamamen. Hadi bakalım. Kayseri Spor karşısında galibiyet alıp puan farkını tekrardan 7'de sabit bir şekilde tutmamız lazım. Çünkü onlar yendi. Diğer 3 takım birden yendi üstümüzdeki. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yani puan farkını daha da açtırmayalım. Yani eğer yenilirsek bu maçı 10 puan falan olacak. Yani 10 puan çok fazla. Öyle şeyler olmasın. 7'de kalsın bari en azından. Alasan Yusuf bıraktı şimdi. Kayode. Kayode'den Ricky'nin koşu yoluna. Ricky kaldırdı. Yapıştı Kayode ve gol. Oğlum maçın başında sürekli gol atıyoruz lan. Sürekli maçın başında atıyoruz. Kayode 15. golünü atıyor ligdeki. Ve gol krallığında yine tekrardan golünü bulmuş oldu. Ama sürekli maçın başında atıyoruz. Adamlar daha böyle ne olduğunu anlamadan golü buluyoruz. Şuraya bak. Hep böyle 4. dakika, işte 7. dakika. İlk 10 dakikada bayağı bir gol atmışlığımız var. Kayode yine gelişini yapıştırıyor. Çok güzel abi. Kaleciler yine tabii o kadar sert vurduğu için bir tepki veremiyor. 15 değil mi? Evet 15. golü. Direkt golle başladık ya süper oldu. Sürekli maçın başında gol atmamız da tabii bizim aslında biraz oynayış tarzımızı da gösteriyor. Adamlar başlıyor. Ama bu şekilde işte müdahalelerle, preslerle topu kazanıp golü buluyoruz. Çok güzel. Ricky J. Jones ve gol. File sesini gönderiyor Ricky J. Jones. Dakika 8'de 2-0'a getirdik durumu. Bu çok iyi oldu. Hemen teknik direktörüne doğru koşuyor. Ahmet sesi güzele sarılıyor Ricky. O da tabii geleceğin bir küçük mukayuru diyebiliriz onun için. O şekilde gelişiyormuş. Ricky J. Jones. File sesini çok güzel gönderdi. Daha 10 dakika olmadan 2-0'ı bulduk. Çok iyi oldu. Bu bayağı güzel oldu. Tam konuşurken aynen böyle işte topu kapıyoruz, atıyoruz falan derken yine attık. Bayağı güzel oldu. Aha. Aynen böyle topu kapıyoruz ve atıyoruz. Yok bu sefer olmadı. Aynen böyle topu kapıyoruz ve atıyoruz. Demeyeceğim lan olmuyor ha kaptırıyorsun. Doğan hemen şöyle kısa kullandı. Daha yeni Doğan'ı gördük yani. Hayır, öyle bir şey yok Kamara. Öyle bir şey yok abi ya. O hatayı yapmasaydın çok iyi olacaktı da. Adamlar dışarı atıyor lan sürekli. Niye? Yani neden? Sakin oynasanız oğlum. Ne bu acele telaş? Biraz sakin oynasalar belki de gol bulacaklar yani. Çok telaş yapıyorlar. Of, mükemmel bir pas. Koş koş koş. Kaldır. Vur oğlum ve gol. Kayode. Kayode mükemmel bir gol. Rövaşata sayılır mı? Bilmiyorum ama voleybol rövaşatamsı bir şey. Hem de direkten içeri girdi. Bu kim lan? Yalnız gerçekten süper gol. Kime sarılıyoruz bilmiyorum. Ama olsun birine sarılıyoruz herhalde. Of of of. Çok güzel vuruş. Voley. Of mükemmel bir voley ya. Gerçekten çok iyi bir voley. Olerem Vajuk Kayode. Of abi. Of çok güzel gözüküyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor.
Kayode kime sarılıyor böyle bilmiyorum ama bir takım arkadaşın herhalde. 16. golünü harika attı. Yani gerçekten ilk 11'imiz çok kaliteli. Yani çok kaliteli. Bir de 10 milyon euroya falan birini mi alsak acaba? Böyle yedekleri medekleri boş verip böyle birini mi alsak? Kim alacağız ki? Yani santrafora gerek yok dediğim gibi. Sağ kanadımız var, sol kanadımız var. Gradeli satıp ya da neyse boş ver, sezon sonu yaparız onu. Bence bu kadro çok iyi şu an ya. Bir sağ bek, bir sol bek. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. Çünkü hücum hattımız mükemmel. Gerçekten mükemmel. Avramovski. Ne oluyor lan? Oğlum adama takıldık. Ampadu kapatamadı penaltı. Ya abi. Ya şu penaltılar her maç oluyor. Sarı kart bir de üstüne. Adam vuracak diye müdahale yaptık. Ampadu adama kaydı. Ali Beç. Tam vuracaktı bak. Sonra çok sonradan yapmışız lan. Adam vurmadan önce böyle son müdahale yapmaya çalıştık ama olmadı maalesef. Şimdi üst üste iki maçtır penaltı kaçırdı rakip. Bu sefer atabilecekler mi? O direkten döndü. Hayır, Doğan Ulündar. Bu penaltıyı da atamadılar. Oğlum ne oluyor? Penaltı direkten döndü. Dönüşünde Doğan çok iyi kurtarıyor. Gerçekten iyi uzamış. Abi adamlar penaltı atamıyor. Ya rakiplerimiz penaltı atamıyor. Doğan güzel kurtardı. Men de diyecektim lan. Max Gradel. Hocam bitir hocam. Daha zaman varmış. Ha, aldık sandım. Çekti topu. Ampadu. Sakın. Kırmızı kart falan görme. Ya sarı kart görme. Kırmızı kart görme. Golü yedik abi. Ya şu golü gerçekten çok istediler ve attılar. Son 5 dakikadır falan acayip istiyorlar. Kaçan penaltı işte üstüne denediler. Doğan kurtardı falan. Sonunda attılar yani. Adam penaltı atamadı. Bunu atıyor. Sıkıntı yok. Skor 3-1. Biraz daha rahat takılıyoruz zaten. Ampadu'yla özellikle müdahale yapmadık burada. Sarı kart var ya. Çok riske atmayalım dedim. Ama bunun sonucunda da gol yiyoruz. Doğan. Ah be. Kurtaramamış. Yapacak bir şey yok. Yani Doğan zaten hem penaltıyı kurtarmış sayılır. Dönen topu güzel kurtardı. Hem de kornerden dönen topu güzel kurtardı. Burada gol yemesinin çok da bir kızılacak tarafı yok. Şimdi diğer oynanan maçlar da bunlar. Dembele'yi çıkartsak mı? Çıkartalım. Çünkü 2 gün sonra Antalya Spor maçımız var. Dembele çıksın abi. Oraya Kemal Önder gelsin. Bu şekilde. Bu arada Kemal Önder her yerde oynuyor. Yani sol kanat, santrafor, sağ kanat her yerde oynuyor abi adam. Çocuk daha doğrusu. 17 yaşında da. Geliyorlar. Miguel Lopez. Ampadu ortadasın. Ampadu kapattın. Hayır, golü yedik abi. 3-2. Ah be Ali Beç. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında attı. 3-2. Kayseri Spor maça tutunmaya çalışıyor. Ve döndüler. Döndüler. Bizim bir gol daha bulmamız lazım. Yani şu an acayip sıkıntıya girdi maç. Bizim bir gol daha bulup maçı tekrardan rahatlatmamız lazım. Burada ilkini önledik sandım. Ampadu sağ taraftaymış ya. Adamın önüne geçti sandım ben. Evet. Ah be abi ya. Ampadu'ya güvendim ben ama işte sağ taraftaymış o. Önüne geçememiş. 3-2. Gol lazım. Gol lazım. Hadi abi 4-2 yapalım ya. 3-3 olmasın, 4-2 olsun. Ama geliyorlar. Adamlar açıldı ha. Bir açıldılar yani. Tutamıyoruz şu anda. Böyle bir şey yok. Bir açıldılar. Hiçbir şey yapamıyoruz adamlara. Kamara. Çok iyi müdahale. Hemen şöyle Taylan. Ortaya. Kayode. Ver yukarı. Abi ver artık be. Saul. Bayern Münih'e transfer olmuş. Dışarıda o top. Ne oluyor lan? Hakemin içine girmeye çalıştı adam. Koş 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 koş. Kapat Uğur. Uğur kapattın. Çok iyi abi. Çok temiz müdahale. Çok temiz pas kesme. Şimdi yukarı Taylan koş. Gradel yardır. Gradel hadi oğlum 4-2 olsun. Koş Gradel. Pasını aktar. Yapıştır Kayode'ye gol. Bu kadar abi. Ligdeki 16. ya da 17. golünü atıyor Kayode ve 4-2 öne geçiyoruz. Adamlar salmıyor ama biz de bırakmıyoruz. Biz bu kadar kolay vazgeçmiyoruz. Ve burada skoru 4-2'ye getirdik. Kendi gidecekmiş gibi yaptı. Son anda pasını aktardı. Ve Kayode de tam yerine vuruyor. Tam golcümüz ya. Gerçekten golcülerimiz çok iyi. Hücum hattımız çok iyi. Orta sahamız da keza öyle.
Bir tek işte sağ bek sol bek. Onun haricinde takım mükemmel olacak. Kaçıncı golü? 17 olmuş. Of of of. Gerçekten 30 golü bile geçebilir. 30 golü bile geçebilir bu adam. Şu ana kadar çok formdayız ya. Mükemmel gidiyoruz. Ama tabii şampiyonluk için şu an yeterli değil. Daha da iyi olması lazım. Puan farkımız çok fazla. El var. Hocam. Dümdüz eline çarpmadı mı ya o? Hocam adam bunu var ya biz yapsak penaltı dersin ha. Ceza sahasında yapsak. Oha. Dışarıdan mı çevirdi? Offside. İndiremedik. Aha bizde kaldı lan. Çok yolum Gradel. Koş. Jones. Jones gidiyorsun verdi pasını. Kemal'den Jones'un koşu yoluna. Jones yaptı ortasını. Bam! Hadi be! Kaleci Lung. Kayode'ye vurdurmadı. Daha doğrusu gol atmasına izin vermedi. Olerem Vajo Kayode. Hadi be. Ben bir akrep vuruşu falan bekliyordum da. Böyle vurdu. Hadi oğlum. Yaptık ortayı şimdi. Vuramadık. Tamam. Uğur Dündar uzaklaştırıyor. Oh! Hadi lan. Kayode. Dön ortaya. Xavi Simons şimdi. Kaldır. Yapıştır oğlum. Ricky J. Jones. Akrep vuruşunu yapıyor. 5-2. Oğlum ne bunlar? Rabonalar. Akrep vuruşları. Scorpio. Of. Zaten aynı şey. Bir voleyler falan. Bu bölüm var ya. Mükemmel oynuyoruz ya. Tek kelimeyle. Mükemmel bir akrep vuruşu. Ricky J. Jones. Bam. Of abi çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Of tam ağzımıza vurdu yalnız. Hocam başka kamera yok mu buradan? Ricky J. Jones Scorpion kickini yolluyor. Ve 5-2 öne geçtik abi. Acaba 3-3 yapacaklar mı derken skor 5-2 oldu. Var ya. Süper Lig'e fazla geldik şu anda. Süper Lig'e bu takım biraz fazla geldi. Ama arada sırada böyle oluyor bu arada. Çok da şey yapmamak lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Bir bölüm böyle 5 atıyoruz ama öbür bölüm yeniliyoruz. Böyle hoş şeyler olmuyor. Dikkat edelim. Zor yani her türlü. Süper. Hadi oğlum. Bir tane de rövaşata. Yok. Yok olmaz o. Şuraya ver. Kemal Önder. Alasan Yusuf. Ay olmadı lan. Havadan versen oğlum onu. Yerden dümdüz adama yolladı. Ampadu. Alamadın. Oo. Beklemiyordum bu arada. Robin Yalçın son anda yedik golü. İlhan Parlak'ın golüyle 5-3 oluyor. Oğlum bu ne lan? Bu bölüm sürekli çok çok fazla goller olmaya başladı. Yalnız böylesi çok daha güzel. Onu söyleyeyim mi? Yani bilmiyorum ama çok daha güzel oluyor böyle. Bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz. 5-3 skor. Burada denediler olmadı. Belki o tarafa vurdu diye kaydık ama bu tarafa doğru vuruyor. İlhan Parlak ve skor 5-3. Ah be tam da arasından yollamış. Sıkıntı yok. Aa, son dakikaymış lan. Ben 78 diye gördüm. 89'muş o. Muhar. Muhar geliyor ama hoca bitirecek herhalde. Hocam. Bitir artık. Maç bitiyor ve 5-3 hem de çok güzel gollerle kazanıyoruz. Yani mükemmel oldu ya. Kayo da hat-trick yapmış. Ya Scorpion kick, voleyler, şeyler bu bölüm baya güzeldi. Özellikle şu gol de güzel. Evet, bu voley değil mi? Of, Kayode'nin volesi. Bam, oy oğlum ya. Bu maç bayağı iyiydi. Bu maç bütün hepsini yenmedik çünkü ilk maç 3-3 berabere kalmıştık. Ama hepsinde bu bölüm oynadığımız maçların hepsinde çok fazla gol oldu ki bence uzun süreden sonra oynadığımız en iyi maçlardı bu. Benim açımdan en eğlendiğim maçlar oldu. Ve çok da klas şekil goller attık. Şimdi nadir hat-trick görüyoruz. Kayode hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Özel galibiyet. Bu sonucu hak ettik. Kayserispor iyi oynadı mı? Biz daha iyiydik. Thank you so much Yandan for telling cevap that böyle. to O me. cevap değil de başka türlü cevap verdik. Teknik direktör ratingimiz 93 oldu. Ben burada bırakacağım. Çünkü paramıza bakayım. 9 milyon paramız var. Burada bir sağ bek, bir de sol bek. Önerirseniz sevinirim. Sağ bek, sol bek.
Claudemir, Robin Yalçın var. Tamam, sıkıntı yok. Claudemir gitmedi galiba bu arada. O yüzden orta sahaya gerek yok. Tüm takım bu kadar ya. Başka takım yok. Ha, sağ bek var. Sağ bek gerek yok. Tamam. Sol bek. Başka. Sağ kanat. Sol bek ve sağ kanat. Ya da ona da gerek yok. Çünkü Kemal Erler'de oynuyor ya. Stoper. Sol bek ve stoper alalım abi. Onu 9 milyon euroya ya da belki bir tane de sağ kanat alırız Cem de. Bilmiyorum artık, bakarız. Siz bir önerirseniz sevinirim. Sağ bek önermenize gerek yok çünkü var orada. Yedek varmış. Okumuş var diye bizim. Burada bırakacağım. Bir sonraki bölüm buradan devam ederiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 53 puan Galatasaray, 47 puan Başakşehir, 45 puan Sivasspor, 44 puan da Fenerbahçe. Ama bizim maç eksiğimiz var. Yani kendimizi 48 puan sayabiliriz. Tamam. Aa, bir dakika, 5 puan inmiş lan. Antalya Spor maçını yenersek 5 puan iniyor fark. Şampiyonluk yolunda yaklaşıyoruz. 7 puandan döneceğiz abi. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.